Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanabilir sizce? Bence sanırım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açık ara önde. Anketlere göre mi konuşuyorsunuz yoksa farklı bir nedeniniz var mı? Yani ekonomi bence Tayyip Erdoğan'ın en güçlü rakibi şu an ekonomi. Yani ekonomi kötü olduğu için bir de Mansur Başkan her çevretmen oyalabileceğini düşünüyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Vallahi bence artık Türkiye'deki ben bile Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olsam seçilmem lazım ama Kılıçdaroğlu bence yani ikinci adam olur. İyi bir birinci adam olmaz. Dürüst bir adam. Bir de politika çok dürüst insan işi değil bence. Bence ama kazanacak birini aday göstermek daha mantıklı olur. Kazanacak biri de Mansur Yavaş diyorsunuz. Bence Mansur Yavaş. Geçen aya kadar Ekrem İmamoğlu'ydu. Fakat kendisini yaptığı şaklabanlıklar yüzünden bence geleceğini kaybetti Ekrem İmamoğlu. Yani öyle Trabzonspor taraftarı gibi davranmak tarafsız olacaksın yani olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanabilir? Kendisi aday olarak görünmek istemese de Mansur Yavaş kesinlikle en güçlü rakip olarak düşünüyorum Recep Tayyip'e karşı. Peki Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde şansını ne olarak görüyorsunuz? Bence şansı çok düşük şu ana kadar zaten sürekli denedi ve ben Kılıçdaroğlu'nu Recep Tayyip'in tam zıttı olarak görüyorum ama karakter olarak ikisi de aynı, ikisi de koltuk sevdalısı ve ikisi de gençleri anlamıyor, ikisi de geleceğimizi mahvediyor diye düşünüyorum. Umarım başım belaya girmez bunu söylediğim için. Benim adayım Mansur Yavaş diyorsunuz yani. Kesinlikle yani bizi anlayacak tek aday Mansur Yavaş ve kendisini aday olarak göstermemesi beni çok üzüyor. Eğer olmazsa hani kime oy vereceğimi bile bilmiyorum. Yani bu yıl oy vermem lazımdı, seneye vereceğim ama kesinlikle Mansur Yavaş'ın bir adayım yok konuşmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday çıkarsa Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir? Kılıçdaroğlu haricinde her aday kazanır diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani birazcık mimli kendisi, tarihte de birçok şeyi kaybettiği için seçimi insanlar güvenmiyor. Onun için Kılıçdaroğlu haricindeki diğer adaylar yüksek ihtimalle kazanacaklar zaten. Diğer adaylara bir örnek verebilir misiniz? Yani İmamoğlu'dur, Mansur Yavaş'tır. Tabii bunlar da ne kadar iyi bilmiyoruz ama şu anki iktidarın zorluk, ekonomiler, sıkıntılar biraz daha ağır basıyor. Yani diğerlerine tabii daha tolerans gösteriyorlar. Yoksa İmamoğlu da Mansur Yavaş da o kadar iyi değiller. Ama kötünün iyisi olarak düşünüyor insanlar. Onun için onlara Kılıçdaroğlu'na göre daha fazla oy vereceklerine eminim. Yani Kılıçdaroğlu seçime girerse kaybeder diyorsunuz öyle mi? Büyük ihtimalle çünkü AK Parti'de de AK Parti'nin sıkıntılı olan bir kesim var. Yani aslında AK Parti şu an birazcık kötü yönetiyor falan filan diye düşünüp diğer tarafa oy vermeyi düşünenler de ha Kılıçdaroğlu mu var o zaman o cırt ya deyip geçebilirler. Ondan ötürü yani İmamoğlu kötünün iyisi, Mansur Yavaş kötünün iyisi olarak o şekilde daha garanti olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hangi aday çıkarsa Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir? Valla şu anda ismi geçen 4 tane aday var. 4 de kazanır bana göre. Ama yani büyük ihtimalle Mansur Yavaş daha şanslı görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor. Sizce Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şansı var mı? Bence geçer. Şansı var Kılıçdaroğlu. Son 4-5 senedir çok güzel siyaset dizayn ediyor. Siyaseti bir araya getiriyor. Bence var. Erdoğan'dan daha çok oy alır. Şu an hükümetin değişeceğini düşünüyorsunuz o zaman. Hükümet büyük bir ihtimalle değişecek. Yani şu an acil erken bir seçim de olsa değişecek. Zamanında da seçimde gene değişecek. Yani mevcut siyasi şey konjonktür değişecek bana göre. Erken seçim bekliyor musunuz? Valla her an için her şey olabilir bekliyorum. Ama Kasım gibi bekliyorum. Kasım değilse bile 2023'ün Nisan'ında seçimin olacağını tahmin ediyorum yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı var sizce? Bence Mansur Yavaş. Neden peki? Daha sakin. Yani siyasetle ilişkisi yok. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu yüzden. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor. Sizce kazanma şansı ne kadar? Bence en düşük o. Çok iyi adam ama sevilmiyor. Bunun nedeni nedir sizce? Dürüst olması. Dürüst olduğu için mi sevilmiyor? Sevilmiyor. Siyasetçi tam ne bileyim biraz da şey oluyor yani biraz da eli ayağı durmuyor yani.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı var? Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Kazanacağını düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Kılıçdaroğlu muhalefetteyken bile çok güzel düşünceleri var, projeleri de var. Yani bugüne kadar geldiğimiz bu noktada çok zor şartlarla geçiyoruz. 20 yıldır vatandaş ülke bitti. Bir bardak çay 1,5 liradan olmuş 5 lira, 6 lira. Günlük her gün zam. Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? Şu an Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa bütün bunlara deva olacağını düşünüyorsunuz? Ha şey vardır şimdi, bir anda olmayabilir ama ilerleyen şeylerde, yıllarda düzelteceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi adayı seçime aday gösterilirse kazanacağını düşünüyorsunuz? Keşke Mansur Yavaş aday olsa, çok isterdik. Hani. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak gösterilirse seçimi kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Ya hiç belli olmaz ama biraz zor gibi ya, hani açıkçası biraz zor görüyoruz. Çünkü belli bir kesimin bir ön yargısı var, hani ön yargılar çok zor kırılıyor. O kesimin asla ön yargısını kıracağını düşünmüyorum ben. O yüzden zor yani hani. Ama Mansur Yavaş'ın çoğu ankette kazandığını gördüm açıkçası. Hani anketlerin çoğunda önde gidiyor Mansur Yavaş şu an. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Gönlümüz Mansur Yavaş'tan yana. Mansur Yavaş gösterilse seçimde daha güçlü bir rakip olacağını, daha dişli bir rakip olacağını düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Hiçbir şekilde belli olmaz ya. Şu an sizce aday olarak gösterilecek mi peki? Ya vallahi hiç bilmiyorum ki. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum ama inşallah gösterilir diye. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde aday gösterilmesinde şansını ne olarak görüyorsunuz, kazanma şansı? Ben çok yüksek bir kazanma şansı olduğunu düşünmüyorum. Neden peki? Bilmiyorum ki yani. Benim görüşlerim o yönde. İnceledim. Gördüm, izlediğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla çok güçlü bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani evet, düşünüyorum. Kazanacak yani. Erdoğan'a karşı hangi aday olursa seçimi kazanabilir? Vallahi onu tam olarak şimdi seçimlerde göreceğiz yani. Tam olarak ben de bilmiyorum. Kafanızda herhangi bir aday yok mudur? Yok. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olursa kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Zannetmiyorum ya. Kazanamaz gibi duruyor da. Neden? Vallahi bilmiyorum. Çok bir şey yok ona karşı ya. Türk milletinde falan. Öyle yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Hangi aday olursa? Evet. Düşünüyorum. Muhalefetten 6 parti başkanları hangisi olsa kazanır. Peki aklınızda herhangi bir aday var mı? Kılıçdaroğlu seçilecek kesin. Kesin garanti veriyorum ben. Aday olarak Kılıçdaroğlu mu gösterilecek? Tabii. Seçilme şansını %100 olarak görüyorsunuz. %100 olarak görüyorum. Neden peki? Ben AK Parti'ye MHP'liydim. Fakat bundan sonra yok artık. Bu dönüşün sebebi nedir? Görüyorum işte, yani ortalamı görüyorum. 20 yılda dolar 1600 liraydı. Şu anda 16 bin lira. Her yıl %50 enflasyon olmuş. Kimi kandırıyorum? Millet artık kanmaz yani. Mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı var sizce? Vallahi şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş. Neden peki? Halkın gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanı. Tüm Türkiye'de ondan memnun. Biz de memnunuz Ankaralı olarak. Şöyle söyleyeyim. Siyasi partilerin aday kriterleri belirlenirken halkın tercihi göz önünde bulundurulursa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anda yapılan kamuoyu anketlerinde de Mansur Yavaş en önde gidiyor Cumhurbaşkanlığı adayı olarak. Bence halkın gönlündekini istemek, aday göstermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Sizce aday gösterilecek mi peki? Onu artık siyasi büyüklerimiz bilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını ne olarak görüyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'a karşı? Bir Muharrem İnce vakası daha yaşarız diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani son olaylardan sonra CHP'ye karşı olan tutumun değiştiğine inanıyorum. O yüzden yani bu seçim için son 2 ayda umudumu kaybetmiş durumdayım bir genç olarak. Kimsenin kazanacağını düşünmüyorum ama
Yine de tabii oy vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka inanan olduğunu sanmıyorum. CHP'de bile. O yüzden yani oldukça düşük. Sanmıyorum yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Ben 15 yıldır, belki 17 sene oldu, AK Parti Gençlik Kolları'nın üyeyim. AK Parti binasına, teşkilatlara birçok defa gittim, gitmeme rağmen, öyle konuşayım, hep kapıdan geri çevrildim. Şu an ben işsizim hala, açık ve net konuşayım. Ama bundan sonra AK Parti benim için değil, benim sülalem için bitmiştir. Bundan sonraki oyum hangisi iyi sonu vereceğim, CHP'yi düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak düşünüyor musunuz? Kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Ya şu benim fikrimce açık ara kazanır diye düşünüyorum bu arada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı var sizce? Ya aday değil de yani Cumhurbaşkanı yani sadece saraylarda yaşıyor. Yani milleti düşünmüyor, askeri ücret 4000 lira falandır. Yani millet perişan, yani millet kirada oturuyor. Kira mı versin, gıda mı alsın, ne alsın? Millet perişan. Kimse geçimini yapamıyor. Bu bölenler gitse ne olacak milletin hali? Peki siz aday olarak kafanızda birisi var mı? Aday olarak Selahattin Demirtaş tabii ki var. Selahattin Demirtaş ne için cezaevine atmış? Yani bu böyle nereye kadar gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gösterilirse seçilir mi? Evet, o da iyidir bence. Kemal oğlu da iyidir, İmam oğlu da iyidir. Yani bu kadar, başka bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansını daha yüksek görüyorsunuz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı ben Artvinliyim. Artvinli olduğum için CHP'ye birazcık şeyim var. Ona ne derler? Sempatim var, hoşgörüm var. Ondan dolayı Mansur Yavaş diyorum. İkinci başka bir aday varsa da onu da düşünebilirim tabii ki. Erdoğan'ı düşünmem. Onu biliyorum. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şansını ne olarak görüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu birazcık düşük. Mansur Yavaş'a göre daha mı düşük? Tabii ki. Mansur Yavaş biraz daha iyi. Yani Mansur Yavaş'la bir toplantı salonunda beraber oturduk yani. Benim bulundum orada. Güzel konuşmaları vardı. İnsanları güzel ikna edici yolları buluyor. Konular konuşuyor. Ama Kılıçdaroğlu'yla nasıl söyleyeyim? Bir sefer daha öyle bir şey Gölbaşı'nda toplantıya gelmişti. CHP il binasına. O beni birazcık inandıramadı. Mansur Yavaş beni güzel inandırdı yani. Ne yapacağını, nasıl sağlıkçılara, emeklilere ya da ihtiyacı olan insanlara nasıl yardımcı olabileceğini o konularda bize ikna etti diyeyim Mansur Yavaş. Peki aday olarak gösterilir mi sizce? Mansur Yavaş gösterilir diye düşünüyorum. Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Vallahi başka yok alternatif işte. Ülkenin ikinci partisi. Dolayısıyla en doğal hakkı. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse seçimi kazanır mı sizce? Kesinlikle kazanır. Bu halkın tepkileri, bu kadar pahalılık artık gerçekten bu iş yani son şekle gelmiştir. Bu kadar basit yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanabilir sizce? Mansur Yavaş. Neden peki? Çünkü nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmetle geldiyse o da hizmet yapıyor şu anda. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şansını ne olarak görüyorsunuz? %40 falan ihtimalle görüyorum. Kazanamaz yani. Bence öyle evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hangi aday gösterilirse seçimi kazanabilir? Yani şu anda Kılıçdaroğlu bu süreci irade olarak güçlü bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor ama tabii yeterli olabilmesi için bu iradeyi daha diri, daha güçlü bir şekilde yürütmesi lazım. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu koşullar bu konuda bazı sıkıntıları da gösteriyor. Yani bu koşulları aşabilmenin yolu güçlü bir irade, güçlü bir ortaklık, demokrasiye, geleceğe olan inançta yatıyor. Bugünün şartlarında, bugünün koşullarında Kılıçdaroğlu seçime aday olursa kazanabilme şansını ne olarak görüyorsunuz? Yani bu konuda bazı spekülasyonlar yaratılıyor. Kazanamaz işte mezhebinden dolayı ya da bürokratik yapısından kaynaklı.
Yani bunları aşabilmesi arkasındaki az önce anlattığım güç ve iradenin ortaya konmasıyla ilgili. Aşabilecek dürüstlükte, doğrulukta, karakterde bir yapısı var. Bu konudaki zayıflıkları yenebiliriz. Yani hem kendisi yenebilir hem arkasındaki güç. Yani o irade bunu tutarlı bir şekilde fazla yalpalamadan, yani piyasadaki o zihni karıştıran bazı şeyleri dikkate almadan bu güçlü iradeyi ortaya koyabilir. Çünkü şeyi devleti şu anda tanıyabilen, koşulları şu andaki o süreci takip edebilen hem CHP hem de güçlü bir muhalefet odağının önderi olarak gözüküyor. Diğerleri örneğin her ne kadar popüler anlayışta işte belediye başkanlığı da daha çok oy alma durumunda gözükse de onları daha henüz bu şeyde bu süreçte tanımıyoruz. Çünkü yaptıkları görevlerden dolayı bu alana giremiyorlar. Yani bu kendilerinden kaynaklı değil. Yaptıkları iş belki bu sürece daha önceden dahil olsalardı belki daha iradi bir çaba onlardan yana akabilirdi ama şu anda konumları gereği, yaptıkları iş gereği, ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik, sosyal, toplumsal koşulları yönetme konusunda biraz daha geride duruyor. Ama Kılıçdaroğlu bu konuda avantajlı veya güçlü bir CHP gibi güçlü bir partinin lideri olmasından kaynaklı ve o süreci yönetirken gerçekten uzlaşmacı, demokrasiye inancından kaynaklı diğer partilerle yürüttüğü adım adım çalışmaları bu konuda umut verici.